Beyaz Saray, dünyanın iki süper gücü arasındaki gerilimi azaltabilecek Başkan Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesinin 15 Kasım'da San Francisco'da yapılacağını açıkladı. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği görüşmeleri kapsamında yapılacak bu görüşme ve çok uzun sürebileceği belirtiliyor. Hemen Dilge Timoçin'e gidelim ve soralım. Dilge, selam. Yağmurlu bir günde karşımızda Dilge. Önemli bir görüşme. Hangi konular ele alınacak? Özellikle bunlar belli mi? İki taraftan açıklama var mı? Serdar, Beyaz Saray haftalardır Biden ve Xi'nin APEC zirvesi sırasında bir araya gelmesinin beklendiğini söylüyordu. Hatta bir iki hafta önce de hatırlayacaksınız, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Washington'da temaslarda bulunmuştu. Ancak görüşme planları yarın başlayacak zirvenin hemen öncesine kadar sürdü ve nihayetinde bu önemli buluşma açıklandı. Çarşamba günü liderler neredeyse bir yıl sonra ilk defa Amerika topraklarında bir araya gelecek. İkili ilişkilerin tüm yönleri ele alınacak. Gündemde ise pek çok zor konu var. Amerika-Çin ilişkilerindeki farklılıklar geçen yıl daha da keskinleşti. Pekin'in ileri teknolojiye yönelik yeni Amerika ihracat kontrollerine karşı tepkisi, Biden'ın Amerika üzerinde tespit edilen Çin casus balonunun düşürülmesi emrini vermesi, Çin'in insan hakları ihlalleri, Pekin'in bu yılın başlarında Tayvan liderinin Amerika'ya yaptığı ziyarete duyduğu tepki masada olması beklenen meselelerin başında geliyor. Biden'ın ayrıca Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini arttırması ve Pyongyang'ın Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya mühimmat sağlaması nedeniyle Çin'in Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanması konusunda Xi'yi ikna etmeye çalışması da yine beklentiler arasında. Biden'ın Xi'den ayrıca Çin'in İran üzerinde artan nüfuzunu kullanarak Tahran'ın ya da vekillerinin İsrail-Hamas çatışmasının genişlemesine yol açabilecek eylemlerde bulunmaması gerektiğini de açıkça belirtmesini istemesi bekleniyor. Biden yönetimi İran petrolünün büyük bir alıcısı olan Çinlilerin Hamas'ın önemli bir destekçisi olan İran üzerinde önemli bir nüfuza sahip olduğuna inanıyor. Bunu belirtelim. Biden-Xi görüşmesinin çok sayıda önemli açıklamayla sonuçlanması beklenmiyor. Ancak Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada liderlerin açık iletişim hatlarını korumanın süre gelen önemini ve rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmeye ve özellikle de uluslararası toplumu etkileyen sınır ötesi zorluklarla çıkarların örtüştüğü yerlerde birlikte çalışmaya nasıl devam edebileceklerini, görüşeceklerini söyledi. Amerikalı yetkililer ayrıca Biden'ın dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Ağustos ayında Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından Pekin'in büyük ölçüde geri çektiği askeri iletişimi yeniden tesis etmeye kararlı olduğunu belirtiyorlar. Biden ve Xi en son yaklaşık bir yıl önce Endonezya'da Bali kentinde düzenlenen G20 zirvesi sırasında bir araya gelmişlerdi. Şu anda her iki tarafta toplantı için güvenliği dikkatle değerlendirdiklerini söylüyorlar. Ve merakla beklenen görüşmelerin yerini kamuoyuna tam olarak da açıklamıyorlar. Dediğimiz gibi pek çok konu var. Ve senin de dediğin gibi uzun bir görüşme bekleniyor Biden ve Xi arasında.